Kiracı mısınız? Artık kiracılıktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Şimdi doğru yerdesiniz. Binlerce aileyi ev sahibi yapan Fuzul Ev'le Türkiye'nin her yerinden dilediğiniz evi seçin, peşinat biriktirmeden, kredi çekmeden, faiz ödemeden yeni evinize kavuşun. Fuzul Ev'le bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmak için 444-6-313. Devlet Bahçeli'nin hükümetin yanında yer alması sizce doğru mu? Kesinlikle doğru. Çünkü hükümet şu anda yaptığı şeyler aynı görüşteler sonuçta. Aynı taraftalar. Devlet Bahçeli zamanında da söylüyordu bunları. Yani bazı yapılması gereken şeyler vardı. Bunları söylüyordu ve böyle yapınca Devlet Bahçeli destek oldu. Yok yorum, doğrudur. Doğru bir yerdedir. Yani kendi tercihidir. Partinin kendi tercihidir. Yani saygı göstermek lazım. Bana göre bir subayın emir erinden daha aşağı bir adam. Emir eri. Koca bir parti reisi böyle onun yanında durması. Peki efendim, peki efendim. Hadi be, yazıklar olsun ona. Olumsuz bakıyorum. Neden? Çünkü en azından bir muhalefet partisi. Muhalefetin yapması gerekir. Daha önce iktidara söylemediği laflar bırakmamıştı. Ama daha sonra yanında yer aldı. O da iyi bir şey değil. Türkiye için faydalı. Türkiye için faydalı. Ya doğru değil tabii. Tabii ki doğru değil. Yani insan, yani yanlış bir cümle kurmak istemiyorum da. İnsanın biraz omurgası olmalı ya. İnsan biraz omurgalı olmalı. Yani gelmişsiniz 70-80 yaşına, çekilin. Gidin üniversitelerde tecrübelerinizi aktarın. İnsanlara yaşadıklarınızı aktarın. Yeni neslin ufkunu açın. Okunmaktan dolayı ulaşamadıkları yaşam tecrübelerinizi aktarın. İnsanların önünü açın. Yani Süleyman'a kalmadı ya. Süleyman'a kalmadı, Muhammed'e kalmadı, İsa'ya kalmadı. Onlara mı kalacak? Ben sabahları bazen buradan geçiyorum. İnsanların haline bakıyorum. Orta çağın cilalanmış halkını yarattılar ya. Cilalı köle, başka bir şey değil. İlaçtan %8 KDV alıyorsun. Yat yakıtından %1 alıyorsun ya. Bunlar sorgulanmalı. Yani bunun tepesindeki kişinin kim olduğu hiç önemli değil. Bu tartışılmalı, sorgulanmalı. Peki bir sorun daha var. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hükümetin yanında yer almasına nasıl bakıyorsunuz? Sizce doğru çok mu? Çok olumlu bakıyorum. Çok doğru. Yanlışlarını, önceden yanlışları vardı. Eksikleri vardı hükümetin. Ona göre şey yapmıyordu. Şimdi yanlışlarını düzelttiği için hükümetin yanında duruyor. Doğru bulmuyorum. Adı üstünde ana muhalefet partisi. Muhalefet yapması gerekiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hükümetin yanında yer almasına nasıl bakıyorsunuz? Bence muhalefet muhalefetliğini yapmalı, hükümet de hükümetliğini yapmalı. Teşekkürler. Tabii ki iyi bakmıyorum ya. Yani düne kadar veriyor, veriştiriyordu. Her türlü hakareti yapıyordu. Yakasına yapışacağını söylüyordu, hesap soracağını söylüyordu. Ama şu anda yanında yer alıyor. Yani o arka planlarda neler dönüyor biz bilmiyoruz ki vatandaş olarak. Bilmiyoruz. Ne çirkinlikler var bilmiyoruz ya. Yani. Devlet Bahçeli'nin hükümetin yanında yer almasına nasıl bakıyorsun? Mutlu oluyorum. Ben Türk'üm ya. Onun kararı tabii. Yanlış bakıyorum. Eleştiriyorum. Neden? Hayır. Şimdi öz eleştirimi şöyle yapıyorum. Devlet Bahçeli durması yanlıştır. Şeyi kaldırmayacaktı. İsmini unuttum onun. Bu tek adam rejimini getirmeyecekti. Ülke bize faydası olmaz. Zararı olur, faydası olmaz. Erdoğan'ın piyano olduğunu düşünüyorum. Tamamen yani Devlet Bahçeli'nin kendisini o konuma getirmemesi lazımdı. Çünkü yanlış bir konum. Zaten önce de Cumhurbaşkanı hakkında, Başbakanı hakkında ne söyledi zaten belliydi. Onun için Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alması bence yakışmayan bir durumdu. Cumhurbaşkanı da kendi yanına çekmemesi lazımdı. Çünkü zamanda Cumhurbaşkanı onun hakkında o söylediklerini utanç verici bir şey. Yakıştırmıyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hükümetin yanında yer almasına nasıl bakıyorsunuz? Ya nasıl bakalım ki vatandaş olarak? Vatandaşın cebine giren bir şey yok. Devlet Bahçeli bol keseden destek veriyor. İnsanların ne durumda, ne halde olduklarını düşünmeden. Asılacaksa eğer, İmralı'da yatırdıkları arkadaşı assınlar. Madem FETÖ diyoruz, yargılanan insanları görüyoruz.
FETÖ'cü kimse çıksın piyasaya arkadaşım. AKP ayağı zaten belli yani. Düne kadar beraberdik. Ne istediğini de vermedik diyen insanlar bugün neden Atatürk'ün yanına geçtiler? Son verdikleri demeçlerde Sayın Atatürk diye bahsetmeye başladılar. Düne kadar iki sarhoş diye bahsediyorlardı. Yani Devlet Bahçeli bizim için bitmiş durumdadır. Mesele devlet meselesi ise devletin yanında olmasına evet diyoruz yani. Destekliyoruz sonuna kadar. Mesele devlet meselesi ise yanında durdu devletin. Sonuna kadar arkasındayız biz de. O anlamda destekliyoruz. Politik bir durum. Kendine göre geçerli sebep ve görüşleri vardır.